efendim, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Yepyeni bir haftaya birlikte başlıyoruz. Çok şükür kavuşturana diyoruz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek haftaya da bismillah diyelim inşallah. Gündem sıcak efendim ve bizim de yeni güne merhaba da bugün konularımız güzel ve yararlı olacak inşallah sizler için. Ama öncesinde değinmeden edemeyiz. Her Türk milleti, milletinin vatandaşı gibi bizler de efendim... Bir dua ile aslında uyandık 2 gündür, 3 gündür ve defalarca ağzımızda hep ordumuzun ve Mehmetçimizin ismi. Şunu ifade edelim efendim, Afrin operasyonu, Zeytin Dalı operasyonunda görev yapan Mehmetçiklerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Onlarla dualarımızı diyoruz. Önemli sıcak gelişmeler var dedik. Tabii biz haber bülteni değiliz biliyorsunuz, bunun bölgesel öneminden girmeyeceğiz ama manevi önemi çok önemli bizim için. Efendim hep diyoruz, Türk ordumuzu Allah başımızdan eksik etmesin. Askerlerimizi, tüm ordu mensuplarımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Onların canı önce Allah'a emanet diyoruz ve onlar için dualar gönderiyoruz. Hep diyoruz ki Rabbim Mehmetçiğimizi korusun, tüm güvenlik personelimizi korusun ve bu ülkeye göz diken düşmanları kahreylesin diye biz haftaya ve güne başlamış olalım diyelim. Ve bu dualara amin diyen siz izleyenlerimizden de onlar için dua istiyoruz diyelim. Afrin önemli konuşacağız ve ardından bugün olumsuz düşünceler, vesveseler, korkular ne varsa içimizde bunları bugün hem dertleşeceğiz hem konuşacağız ve altında yatan nedenleri konuşmaya gayret edeceğiz. Eğitimci yazar Mustafa Çay Beyefendi stüdyo konuğum diyorum ve ben yerimi alıyorum. Sizler yepyeni bir yeni güne merhabaya hazırsanız başlayalım. Şüphesiz... Biz sana apaçık bir fetih verdik. Vatanımızı ve huzurumuzu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı verdiği destansı mücadelede kahraman güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyor. Şanlı ordumuzu nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. İnançlı ordumuza nice zaferler nasip eyle Allah'ım. Evet efendim, inançlı ordumuza zaferler nasip eyle diyoruz. Biz böyle açtık, böyle dualarla açtık. Ve Mustafa Çay Beyefendi ile olumsuz düşüncelerden arınmayı konuşurken hemen ona döneceğim. Bizim tabii ki şunu beyan edelim. Ordu görevlilerimiz... Efendim askerlerimizin eşleri var, çocukları var. Onlar bizlere emanet. Önce Allah'a tabii ki. Ve onların da aslında manevi desteğe ihtiyacı var. Biz aynı zamanda tüm asker eşlerinin, asker çocuklarının yanındayız. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Ve Mustafa Bey'e hoş geldiniz demek. Hoş bulduk, günaydın. Hayırlı sabahlar diliyorum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyi olmuşuz. Güzel bir giriş yaptınız. Ben de kahraman ordumuza muvaffakiyet diliyorum. Ordumuz bizim göz bebeğimiz. Yani biz gerçekten hani belki millet olarak arada bir böyle birbirimize kızarız, kükreriz falan ama biz vatan söz konusu olduğu zaman gerçekten de hep aynı payda da, aynı noktada buluşmuşuzdur. Şu anda da gerçekten hepimiz hani bütün kalbimizle, dileklerimizle ordumuzun yanındayız. Ben de kahraman Mehmetçiklerimize buradan selamlarımı, sevgilerimi, dualarımı gönderiyorum. Evet. Yollar açık olsun. İnşallah diyelim. O kadar hani günlerdir böyle düşünüyoruz aslında. Bazen insan böyle empati yapmaya çalışıyor. Hani oğlunu, eşini gönderiyor. Evet. Ve aslında çok kutsal bir görev için gönderiyor. Afrin diyoruz ama aslında PKK'nın uzantısı YPG ile savaş içinde şu an ordumuz. Öyle bir tehlike ki mevcut şartlarda Türkiye sınırlarını tehdit edebilecek bir Kürt devletinin önüne geçmek için askerlerimiz oradalar. Kesinlikle. Tam da Kilis ve Hatay'ın karşısında bulunan Afrin. Bölgesel olarak da çok önemli. Jeopolitik konum açısından önemli. Biz programda tabii ki bir siyaset meydanı şeklinde konuşmayacağız ama hep duamız, dileğimiz o ki Rabbim Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini, bütünlüğünü hep daim eylesin. Ama bunun için de bizler hem sivil halk olarak hem ordu olarak kol kola, el ele olmak zorundayız. Çünkü sosyal medyada bu konuda bile tahrikler gündeme gelebiliyor. Bir eğitimci olarak bu konuda halkımıza ne söylersiniz? Şu an Twitter'da, Facebook'ta çok çabuk insanlara propaganda yapılabiliyor. Farklı anlamlar yüklenebiliyor bu operasyonlara. Zeytin Dalı adı üzerinde bir operasyon aslında. Adı üstünde değil mi? Asil Zeytin bir operasyon. Yani
Bu aslında o kadar meşru bir operasyon ki, o kadar haklı bir operasyon ki, Türk ordusu gerçekten dünyanın en barışçıl ordularından birisi. Türk ordusu dendiği zaman gerçekten de akla hep barış gelir, hep orada bir hakkaniyet gelir. Dolayısıyla şu an neden oradayız sorusunu siz çok güzel ifade ettiniz. Yani biz neden Afrin'deyiz? Ordumuz neden orada? Yani bunun bundan daha meşru, bundan daha haklı bir gerekçe olamaz. Evet. Orası bizim sınırlarımız ve vatanın her bir karış toprağını koruyabilmek adına zaten ordu. Değil mi? Siz karşı komşunuz, karşı komşu demeyeyim, karşı dairenizde hırsız, gangster, ne olduğu belli evet. olmayan insanlarla aynı apartmanda, aynı kapı kapıya bakabilir misiniz? Kapınızı açabilir misiniz rahatça? Ne Kesinlikle. Kadar insan güvende hissetmek ister değil mi sınırlarını? Sadece bizim kendi sınırlarımız için değil aslında. Bölge halkı için de çok önemli. Kesinlikle. Yani Suriye mevcut. için de, mevcut Suriye sınırları için de çok önemli. Dolayısıyla hani sosyal medya zaten belli insanların hani belli duygularını bir şekilde dışa vurmaları için aslında böyle tetikleyiciler bekledikleri bir ortam. Evet. Dolayısıyla provokasyonlar her zaman bu tür durumlarda söz konusu olabiliyor. Burada tabii böyle sağduyulu olmak gerekiyor. Burada neyin neden yapıldığını biliyor olmak gerekiyor. Ortak müşterek bir nokta var ve bu nokta vatan. Evet. Yani gerisi teferruat. Şimdi vatan söz konusu vatan olduğunda... Her şey teferruat. Gerçekten gerisi teferruat ve şu anda artık bunun üzerinden siyaset yapmak, yani bu bir siyasi mevzu değil artık. Şu an konuştuğumuz bir mevzu. Bir şey. Bu çok milli bir mevzu, bu vatani bir mevzu ve dolayısıyla bu yani bu ülkede yaşayan bütün vatandaşlarımızın herkesin ortak bir paydada buluşabileceği bir konu. Bu nedenle burada hani bazen kişilerin şahsi problemleri olabiliyor ya da içinde bastırdığı bir takım duygular olabiliyor. Bunları mevcut gündemdeki herhangi bir olayla insanlar dışa vurmak isteyebiliyorlar. Fakat bu konu böyle bir konu değil. Evet. Yani hani yani tamam, eşinize, patronunuza kızarsınız, eşinize yansıtabilirsiniz. Evet, bu evet, farklı evet, bir evet. şey sosyal hayatın için ama kesinlikle. Söz konusu vatan sınırları. Ama bunu yapamayız. Orada duracak. Burada durmamız gerekiyor. Yani burada gerçekten de çok ulvi bir şey var. Çok böyle öte bir duygu var. Yani vatan dendiği zaman insan konuşurken bile gerçekten tüyleri diken diken oluyor. Hı hı. Çünkü bizim başka bir vatanımız yok. Evet. Bizim koruyacak başka sınırlı, yani yeni bir sınırımız, çizgimiz olmamalı bizim. Evet. Şu çok önemli, Suriyeli kardeşlerimizin gelecek bir Türkiye'si var. Evet. Ama bir Türk devletinin, Türk milletinin gidecek başka bir yeri yok. Bu çok önemli. Evet. Bunun altını çizmek çok önemli. Bugün ondan konumuz önemlilik. Hep söylediğimiz gibi ordumuz için şu an Afrin'de görev yapan, aslında birçok yerde görev yapılıyor. Hala doğuda zor şartlarda, kış şartlarında vatanı bekleyen tüm erlerimize selamlarımızı tekrar gönderiyoruz. Ve lütfen onlar için Fetih Suresi okuyalım diyoruz. Özellikle Zeytin Dalı operasyonu için bol bol Fetih Sureleri okuyacağız ki onlara zırh olsun inşallah diyelim. Ve hemen şöyle bir hatırlatmamı yapayım. Konumuz da önemli. Evet. Biraz bakış açımızı değiştirecek aslında. Evet, savaş ve bazı tedirginliklerimiz var. Vatanımızı, milletimizi korumaya çalışıyoruz. Aynı zamanda birey anlamında kendi ruh sağlığımızı korumamız da bir vazife aslında. Çünkü bu ülkeye sağlıklı bir psikolojiye sahip olarak hizmet etsin insanlar. Bu Kesinlikle. Çok önemli. Yani insanların aslında belki de en önemli, hani sağlık tabii çok genel bir kavram. Beden sağlığı, ruh sağlığı, hatta sosyal yaşamdaki insanın sağlığı bile önemli. Mesela sosyal ilişkilerde bile bir sağlık kavramı var. Fakat ruh sağlığı dediğimiz şey gerçekten belki de bunların içerisinde en önemli kavram. İnsanın sağlıklı düşünebilmesi, insanın olaylar karşısında daha serin kanlı durabilmesi. Hı-hı. Az önce bahsettiğimiz mesela bu, hani provokasyonlar, bunlar bile bir nevi aslında sağlıklı olmayan bir ruh halinin yansıması. İnsanlar çok böyle gelişigüzel düşündükleri zaman, çok bir takım bastırdıkları şeyleri ufak bir tetikleyiciyle ifade etme gereği duydukları zaman ortaya çok anlamsız şeyler çıkabiliyor. Evet. Çatışmalar çıkabiliyor. Bütün neredeyse psikolojik problemlerimizin temelinde bu sağlıklı değerlendirememe mevzusu var. Yani başımıza gelen olaylar var. Hani ünlü bir felsefeci Epiktetus şey der. Önemli olan başınıza gelenler değildir. Bunlara verdiğiniz tepkilerdir der. İşte sağlıklı düşünme konusu hani bu açıdan çok önemli. Yaşadıklarımızı nasıl değerlendirdiğimiz. Bu nedenle biz... gerçekten hani toplum olarak çok böyle şeyiz, yenilikçiyiz, farklı bakış açıları olan bir milletiz. Her şeyi çok çok farklı perspektiflerden düşünebiliyoruz. Evet. Üretken bir milletiz. Ama bizim son zamanlarda özellikle biraz toplum olarak negatife eğilim gösterdiğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum siz
Aynı fikirdeyim. Nasıl tespitleriniz özellikle ama? Aileler mesela aile ve evlilik bazında baktığınız zaman zaten hani küçük çıkar. Toplumun en küçük yapı birimi ailedir. Evet. Ve ailelerde zaten bir olumsuzluğa gidiş, bir mutsuzluğa gidiş, bir karamsarlık ve kötümserlik mevcut. Tabii o aileler toplumu oluşturduğu için toplum genelinde şu an yaşadığımız her yaş grubunda aslında evet. Bunu görüyoruz. Dolayısıyla toplumu değiştirebilmek için en küçük birim olan aileden başlamak gerekiyor. Evet. Aile fertlerden oluşuyor. Yani biz kendimizi değiştirdiğimiz zaman toplum değişmeye başlayacak. Evet. Bugün de bunlardan bahsedeceğiz. Evet, inşallah. Ve bunlardan bahsederken bu ülkeye güzel hizmetler yapacak evlatlar yetiştireceğiz inşallah. Evet. Ve o evlatlar bir gün gelecek, asker olacak, ordumuza katılacak, güvenlik güçlerinden birisi olacak. Sağlıklı bir ruh hali, inançlı, dirayetli, karamsar olmayan bir birey olarak bu ülkenin bu ülkede bekçi dediğimiz güvenlik. Aynen, karamsar olmayan dediniz ya, evet. Çok önemli. Karamsar yani, olmayan güvenlik personeli. Karamsar olmayacağız, olmamalıyız. Yani karamsar olmak kadar insanı dibe çeken başka bir virüs yok bence zihinsel anlamda. Yani önünüze gelen olayları, başınıza gelen olayları, bugün yaşadıklarınızı çok genelleyip de gelecekte her zaman her yerde başıma bu gelecek diye değerlendirdiğinizde bu gerçekten hayatımızı felakete sürükleyecek. Ben ne düşünüyorum biliyor musunuz Mustafa Bey? Bir insanın ilkesi varsa karamsar olmamalı diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Mehmetçiğimizin bir ilkesi var. Nedir? Vatanın bütünlüğü için, sınırlarının bütünlüğü için bir görevi var, beklemek. Ama beklemenin yanında yeri geldiğinde savaşmak, yeri geliyor canından vazgeçiyor. İlkeli olan insanların karamsarlık hakkı yokmuş gibi hissediyorum bazen. Ben bir ilke için yaşıyorum ve savaşıyorum. O yüzden hayatta bazı amaçlarımız ve hedeflerimiz olursa sanki kötümser olmaktan biraz daha kayabilir miyiz biraz? Muhakkak. Şimdi ilkelerle yaşamak çok önemli bir kavram. Yani insanın yaşamda bir gayesi olmalı. Bu gaye aslında insanın temel yaratılış ve varoluş gayesidir. İnsan sadece biyolojik bir varlık değil. İnsan anlam taşıyan bir varlık. Yani insanın bir anlam arayışı vardır. Hatta bu birçok işte terapinin de temelidir. İşte hümanistik terapilerin falan temelidir. İnsanın bir anlam arayışını bulabilmesi. Yani felsefe hep sorar ya, ben kimim? Neden buradayım? İşte nereden geldim, nereye gidiyorum? Ya bunun içerisinde insanın yaşamın anlamını keşfedebilmesi çok çok önemli bir yer tutuyor. Bir ilkeye sahip olabilmek, bir amaç için yaşamak, gelişigüzel yaşamamak. Bu belki de insanı doğadaki bütün canlılardan ayıran en önemli fark. Yani biz günü yaşayan varlıklar değiliz. Sadece bulunduğu anda var olan varlıklar değiliz. Biz geçmişten ders alan, bugünü yaşayan ve geleceği inşa etme potansiyeline sahip olan varlıklarız. Dolayısıyla bir ilke doğrultusunda gidebilmek, bazen işte hani şu an mevzumuz vatan ve işte ordumuzdan bahsediyoruz. Ölümü bile göze alabilmek bu ilke doğrultusunda. Evet. Kaçmadan savaşabilmek. Ama buradaki savaş muhakkak böyle topla tüfekle savaş değil. Bazen içsel anlamda da insanın kendi korkularıyla savaşması gerekiyor. Bu da başka bir savaştır, başka bir cephedir. Hepimizin içinde kendi hayatını belki de olumsuz anlamda sürükleyecek olan bazı düşmanlar vardır. Bunlar vesveseler, korkular. Vesveselerdir. En büyük düşmanlarımız. Karamsarlıktır, negatif düşüncedir. Bunlar da gerçekten bir düşmandır. Nasıl ki güçlü bir orduyla biz şu anda gurur duyuyorsak, o zaman kendi iç dünyamızla ilgili de güçlü düşünce ...düşüncelerimizle gurur duymayı öğrenmemiz gerekecek. Evet. Başıma ne gelirse gelsin, bakın bundan ders almayı seçmem gerekiyor. Bazen kabullenmem gerekiyor. Bazen bunu değiştirmek için çaba harcamam gerekiyor. Bazen de akışa bırakmam gerekiyor. Bunlar tarih boyunca aslında bütün bilgelerin, bütün felsefelerin, bütün işte öğretilerin hep bize söylediği yaşamı yönetme kuralları. Ama biz bunları devre dışı bırakıp da eyvah mahvoldum, benim hayatım işte bitti, mahvoldu gibi bir düşünce içerisine girersek burada biz bütün o insanlık tarihi boyunca aldığımız öğrenimleri çöpe atmış oluyoruz. Evet. Yani edindiğimiz bu deneyimlerden yaşamımızı anlamlı bir hale getirebilecek olan güçlü dersleri hayata geçirmeyi başarmamız lazım. Evet. O kadar güzel şeyler söylüyorsun ki strateji aslında. Evet. Afrin operasyonunda çok ciddi bir stratejiyle yürütüyorlar. Evet. O zaman strateji hayatın her alanında var. Kesinlikle. Koruma ve gözetme anlamında strateji üretmek. Biz de bireysel anlamda kendi hayatımızın stratejik olarak yerli yerine koymamız gereken şeyler var. Hiç mi korku hissetmeyeceğiz? Elbette hissedebiliriz. Ama o korkular bizi mağlup mu ediyor? Ne kadar büyük, ne kadar
çevremizdeler. Acaba benim önümü görmeme engel mi oluyor? Yolu bile, önümdeki taşı bile göremiyorum onun varlığından, onun gölgesinden. İşte bunları belki kaldırmak. Belki olumsuz düşünceleri kaldırmanın yollarını da öğreneceğiz sizden ama hemen söz bendeyken şöyle bir geleyim. Jimmy'cim, sevgili Jimmy'cime göstereyim. Mustafa Bey bize bir hediyeyle geldi efendim bugün. Ben de bunu alacağım inşallah. Bilincim sana güveniyorum, bilinçaltım sen anla. Çok güzel bir sağ ve sol beyni anlatan. Evet. Aynı zamanda bizim izleyicilerimizden birine hediye gidiyor efendim şu an gördüğünüz. Nasıl hediyeye gidecek hemen hatırlatmamı yapayım. TRT Yeni Güne Merhaba hesabında son bir video var. O videonun altına en az 3 arkadaşınızı etiketleyerek bu güzel kitaba sahip olabilirsiniz diyelim. Bugünün hediyesi olmuş olsun ama kitabı şöyle küçücük bir içerisinde okuyanlar hayatında ne gibi lezzetler alacak? Evet, bilincim sana söylüyorum, bilinçaltım sen anla kitabı aslında. Gelinim sana söylüyorum, kızım sen anladan evet, evet. mı esinlendiniz? Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla mantığı gibi aslında. Evet. Şimdi bilinç ve bilinçaltı, bu konuyu da tabii konuşuruz yeri geldikçe. Bilinç ve bilinçaltı hepimizin böyle aşina olduğu kavramlar. Özellikle bilinçaltı dediğimiz zihin daha böyle programlanabilir, daha böyle sofistike, kendi kendine telkinlerle, düşüncelerle yapılandırılabilir bir tarafımız. Bu kitapta da bilinçaltımızı farklı konularda programlayabilmek, olumlu anlamda programlayabilmek için bir takım telkin kalıpları var. Evet, şöyle göstermiş olayım. Bir açtım ne geldi biliyor musunuz? Olumlu düşünme teknikleri. Tam konumuz. Şöyle göstereyim. Tam da yeri geldi konumuz. Evet. Evet, buyurun. Evet, şimdi olumlu düşünmek, affetmek, kendini sevmek, özgüven eksikliği, hayır diyebilmek gibi bu kitabın içerisinde temelde yaşamda en fazla problem olarak karşımıza çıkan konularla ilgili çözüm önerileri var. Evet. Bu çözüm önerileriyle ilgili fikirler artı her bölümün sonunda da bir takım telkinler var. Bu telkinler zihni programlayabilmek için, kendi düşüncelerimizi yeniden yapılandırabilmek için çok önemli. Dolayısıyla bu kitap bir böyle kendi kendine sohbet kitabı aslında. Evet, yani böyle hafif bir dille, çok ağır teorik kelimelerden ziyade hayatta pratiğe dökebileceğimiz güzel bilgiler, haplık diyorum. Aynen, ben ona. Ben mümkün olduğu kadar çok akademik bir dil kullanmamaya gayret ederim. Yani hani böyle gerçekten herkesin anlayabileceği, sohbet eder gibi. Hani şu an sizinle yaptığımız sohbet gibi olmasına özen gösteririm. Bu kitapta da elimden geldiğince böyle doğal bir biçimde, gerçek örneklerle, yaşanmış okuyucularımızdan, danışanlarımızdan gelen geri bildirimlerle süslenmiş olan bir kitap. Yani gerçek bir kitap oldu, öyküsü olan bir kitap oldu. İşte bu kitapta anlattığımız tekniklerle birçok insan yaşamında olumlu bazı şeyleri elde etmeyi başardılar. O yüzden benim gerçekten yazarken de, yaşarken de keyif aldığım kitaplarımdan birisidir. Seve seve bir izleyicimize. Okuyanı bol olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Ve yine hatırlatıyorum. TRT Yeni Güne Merhaba Instagram hesabındayız efendim. Bu arada bize sorularınız yok mu? Aşk olsun diyorum. Elbette vardır. Olumsuz düşünceler. Bazen çok mesaj atıyorsunuz Instagram hesabından, hem Yeni Güne Merhaba'ya hem kendi şahsi hesabıma bakıyorum. Karamsarlıklarınızı o kadar hissediyorum ki, ne kadar büyük bir enerji değil mi olumsuz düşünmek? İnsan karamsar olduğunda daha çabuk psikolojik rahatsızlıklara kapılabiliyor. Ben hep şunu söylüyorum, sağlıklı bir ruh hali çok güzel ibadet etmenizi sağlar, ibadetlerinizden lezzet almayı sağlar. Hayata bakışınızı, kainatı anlamlandırmayı kolaylaştırır. Ne kadar sağlıklı bir ruh hali ve zihin yapısındaysanız insani ilişkileriniz çok daha güzel olur ve İslam'ı daha güzel yaşarsınız. Hep ben bunu şiar ediniyorum, bunu söylüyorum. İşte bugün buna aynı zamanda katkı sağlamış olacağız diyelim. Olumsuz düşünceler nedir? Evet. Olumsuz düşünceler nasıl davranışa dönüşür? Şimdi başlayalım. Olumsuz düşünce, daha doğrusu düşünce nedirden başlayalım. Sonra olumlu olumsuz düşünceyi bir buyurun açalım. Düşünce aslında insan zihninin gayet doğal, kendiliğinden ve süren bir şekilde ürettiği bir takım değerlendirme süreçleri. Bilişsel süreçler diye bilinir bunlar. Yani bir olayla alakalı zihnin üretmiş olduğu bir değerlendirmedir. Örneğin elma görürsünüz ve elmanın ne olduğuna dair zihniniz bir fikir üretir. Lezzetini, tadını, elmanın nasıl yeneceğini, nerelerde nasıl ikram edileceğini bir sürü düşünceyle size gösterir. Herhangi bir durumla, herhangi bir objeyle, herhangi bir sesle, görüntüyle zihnimiz otomatik olarak bir değerlendirme süreci başlatır. Biz buna düşünce diyoruz. Bilişsel süreç diyoruz buna. Dolayısıyla düşünce dediğimiz şey aslında koltuğa bakarken, çiçeğe bakarken, bir insanla sohbet ederken, yemek yerken otomatik olarak o konuyla alakalı ürettiğimiz bir takım fikirler. O konuyla ilgili sahip olduğumuz temel değerlendirme sistemimiz. Peki olumsuz düşünce nedir? Bu gördüğümüz olaylarla ilgili yapmış olduğumuz negatif değerlendirmeler. Negatif, mesela şöyle düşünelim, havanın kapalı olup olmaması aslında çok net bir durumdur. Hava kapalıdır,
ya da değildir. Hı. Gökyüzünde bulut vardır ya da yoktur. Fakat gökyüzünde o gri bulutları görünce of içim sıkıldı, ne kadar kötü bir hava, işte bu havalar beni depresyona sokuyor falan dersek, biz o görmüş olduğumuz çok nötr bir görüntüyü negatif bir şeye dönüştürmüş oluruz. Ama tam tersini yapabiliriz. Hava kapalı, yağmur yağacak, bereket yağacak, her yer işte temizlenecek. Oh ne güzel uyku havası, ne güzel olacak. Kafayı yat gibi. İşte, değil mi? Ekinler, tarlalar evet. Çok güzel böyle suyla dolacak, barajlar dolacak dediğimizde görmüş olduğumuz o gri havayı, gri bulutları pozitif değerlendirmiş oluyoruz. Aslında çok basittir düşünce sistemini yönetebilmek. Evet. Yaşadığımız olaylar nötrdür. Epiktetus'un o sözü önemli. Biz anlam yüklüyoruz. Biz anlam yüklüyoruz. Ve bu anlamı yüklerken de bunu aslında biraz karmaşık bu. Çocukluk deneyimlerimiz, aile geçmişimiz, okuduklarımız, gördüklerimiz, izlediklerimiz, hatta tanık olduğumuz şeyler, izlediğimiz bir televizyon dizisi, okuduğumuz bir haber. O kadar çok fazla faktör var ki bizi bu anlamda olumsuza programlayan. Geçen hatta işte sosyal medyada bir yazı gördüm. O kadar karamsar bir paylaşım ki bir aylık ömrümüz kalsa kesin Şubat'a denk gelir herhalde diye bir şey paylaşmış birisi. Yani o bir günü bile söylüyor. Evet. Yani bu kadar karamsar olmak neden? Evet. İnsan neden bunu yapar? Bunun tabii bazı faktörleri var. Mesela ikincil kazanç dediğimiz şeyler vardır. Peki. Acıdan güçlenmek dediğimiz şeyler vardır. Hani hep biliriz ya, birisi çok depresifse, üzgünse, ağlıyorsa ilgi odağı olmaya başlar. Herkes gelir onunla ilgilenir. Neyin var, hayırdır falan diye sormaya başlar. Burada yapay bir ilgi çekme çabası vardır. Ama Mustafa Bey, şimdi öyle bir şey var ki toplumumuzda. Yani dertli adamdan kaçıyor herkes. Kimse kimsenin derdini dinlemiyor. Acık evet. Suratı. Mesela yalnızlaşmaya da başlıyorlar artık. O öyle başlıyor belki ilk ilgi. Hı-hı. Değil mi? Yapay ilgi. Sonra ne oluyor? İkinci gün aranmıyor. Seni geçen çok üzgün görmüştüm. Ben hiç duydum mu? Duymadım. Seni üzgün görmüştüm bir hafta sonra. Nasılsın? Evet. Kaç kişi bunu yapıyor? Çünkü sıkılmaya başlıyoruz. Bir insan sürekli bir dert dinlerse, hı-hı, sürekli şikayet dinlerse bir yerden sonra artık, evet, yani bunu dinlememeye başlayacak. Olumsuz şikayet dediniz. Olumsuz düşünen insanların o zaman özellikleri arasında şikayet de yatıyor mu? Çok. Çok. Yani zaten özellikle bu şikayetler, mazeret bulmalar, birilerini suçlamalar ya da kendini kurban ilan etme seçenekleri var. Şimdi herkes aslında burada tepkilerini farklı veriyor Tuğba Hanım. Mesela bazıları tepkilerini içine atarak yaşıyorlar. Tamamen kendi iç dünyalarında yaşıyorlar. Bazıları bunu tamamen dışarıya fevri bir şekilde atarak, patlayarak yaşıyorlar. Bazıları bunu görmezden geliyorlar. Hani bu psikolojideki savunma mekanizmaları da aslında benzer şekilde hareket eder. Bazen işte karşı tarafa yansıtırsınız, bazen bastırırsınız, bazen görmezden gelirsiniz, bazen bunu işte mizaha vurursunuz falan. Çok fazla bu anlamda faktörden bahsedebiliriz. Hı hı. Dolayısıyla şikayet etmek, kurban rolüne geçmek, başkalarını suçlamak, geçmişi suçlamak, işte gelecekle ilgili bir endişe taşımak. Ya bunların hepsi bir araya geldiği zaman bakın çok büyük bir aslında kaosa dönüştürüyor insanın yaşamını. Negatif düşünmek zihnin belki de maruz kalabileceği en büyük zehirlerden birisi. Hani dünyada şu anda bir takım virüslerden, salgınlardan, şeylerden şikayetçiyiz ama bence en büyük virüs işte bu negatif düşünme virüsü. Çünkü diğer her şeyi de tetikleyen bu. Sağlıklı bir bedene sahip olabilmek için sağlıklı bir zihne sahip olmamız, evet, lazım. Sağlıklı zihne sahip olmamız gerekiyor. Şimdi diyelim ki vesveseler, kuruntular, kaygılar, korkular, bütün hepsini hissettiğimiz bir akşamı düşünelim. Evet. Birincisi, ya çok uyuruz ya hiç uyuyamayız ki genelde uykuları kaçıran bir şeydir. Rahatlamadığı için zihin belki. Sabah kalktığımızda midemizde bir ağrı ve yanma hissederiz, öyle değil mi? Boynumuzda ve omuzlarımızda bir ağrı hissederiz. Sanki bütün gün, bütün gece yük taşımışım da, evet, sabah öyle uyanmışım gibi. Sağlıklı bir zihin olmadığı zaman sağlıklı bir beden de olmuyor dediğinizde benim vücut ağrıları aklıma geliyor. İlerleyen dakikalarda buna girelim. En çok hangi ağrılar bizim nelere sebep oluyor? Hep doktor doktor gezerler ve doktor der ki senin hastalığın psikolojik. Bilemedim der. Evet. Yani bir bilemediler, bir bulamadılar derler aslında. Bu anlamda biraz olumsuz düşünceyi, yani olumsuz düşünce ve davranışı hayatımızın merkezine aldığımızda kararlarımız ve davranışlarımız nasıl etkiliyor? Mesela olumsuz düşünen insanların, sezer misiniz? Mesela toplum içine girdiğiniz zaman çok karamsar bir yapıdadır diye ayırt eder misiniz? Belli eder mi kendini? Kesinlikle çok net bir şekilde beden diliyle aslında bunu algılayabiliriz. İnsanların beden dillerinde daha nasıl böyle mesela? Çekimser bir taraf vardır. Daha böyle yüzlerindeki ifadede sorgulayıcı bir bakış vardır. Güzel bir şey karşısında bile hemen böyle bir şüphe içerisine girme
duygusunu hissedersiniz. Yani güzel olamaz. Evet, bir şey olamaz. Var bunun altında. Hatta dersiniz ki onlara işte nasılsın diye sorar. Çok iyiyim dediğinizde hayırdır niye çok iyisin? Yani der gibi bakarlar. Yani neden çok iyisin? Hayatında her şey işte yolunda mı? Yolunda mı? Aslında değil falan gibi bir ifade içerisinde olurlar. Ya da hani çok güldük ağlayacağız ya da işte bak bu kadar bir şeyler güzel gidiyor kesin peşinden bir aksilik gelecek gibi bir beklenti. Ama gelmiyor mu? Geliyor değil mi? Çağırıyoruz o zaman. Bunu çağırıyoruz tabii, bu kendini doğrulayan kehanettir. Aynen. Bu çekim yasasıdır. İşte psikolojide bu kendini doğrulayan kehanet diye geçer. Neyi düşünürsen o olur. Çok fazla atasözü vardır bununla ilgili. Bunu doğrulamaya gerek yok. Artık negatif düşüncenin hayatımızda gerçekten somut yansımalarının olup olmadığını bence bugün artık günümüz insanları sorgulamamalı. Bununla ilgili bilimsel kanıtlar var. Bununla ilgili felsefi kanıtlar var. Bununla ilgili dini kanıtlar var. Bununla ilgili yaşanmışlıklarımız var. Dikkat edin, en şanssız insanlar şanssız olduğunu sürekli tekrar eden insanlardır. Ben hep şey derim ya, para konusunda işte param yetmiyor, param yok, ayın başını getiremiyorum diyenler gerçekten de getiremiyor. Parası olmadığı halde çok şükür elhamdülillah geçiniyoruz, evet. Var, artıyor bile diyenler, ben biliyorum asgari ücretle ne kadar birikim yapan insanları biliyorum. Bu da yani maddeye bakış açımız bile çok önemli değil mi bu anlamda? Ya ne kadar kazandığınız önemli değil. Evet. Yani kazandığınız paranın miktarı önemli değil ya da sahip olduklarınızın miktarı önemli değil. Onlarla ne yaptığınız, onları nasıl değerlendirdiğiniz önemli. Bir söz vardır, çok severim ben onu. Zenginlik çok fazla şeye sahip olmak değil, çok az şeye ihtiyaç duymaktır. Değil mi? Çok önemli. Tekrar edeceğim bunu izleyicilerim. Lütfen bir daha alalım o cümleyi. Zenginlik çok fazla şeye sahip olmak değil, çok az şeye ihtiyaç duymaktır. Çünkü bizim bugün zenginlikle kastettiğimiz şey buna sahip olayım, şuna sahip olayım. Tüketim. Tüketim. Öyle bakıyoruz. Sonu gelmeyen bir tüketim zinciri. Ama insan elindekilerle, mevcut sahip olduklarıyla yetinmeyi, şükretmeyi, bunlara minnet duymayı öğrendiği zaman daha fazlası gelmeye başlayacak. Bu da çok önemli bir farkındalıktır. Şükredebilmek. Zaten tatmin olmayı. Başarım. Tersten baktığımız zaman bir şeye ihtiyacımız yok ama ikinci bir şeyi alacağız diyelim. Evet. Buna benim ihtiyacım yok ki dediğimde zaten birincisi şükretmiş oluyorum ve elimdekiyle yetiniyorum. Aynı zamanda o alacağım şeye para gitmiyor, para cebimde kalıyor. Bakın yine zengin oluyorsunuz. Para sizde kalmış oluyor. Evet. Çünkü mesela çok göreceli kavramlar bunlar. Evet. Çok mutlak kavramlar değil. Zenginliğin bir tanımını yapabilir misiniz? Hiçbirimiz yani, yapamayız aslında. Görecelidir ve değişir. Evet, yani zenginlik herkese göre mesela emekli olmuş bir amcamız için zenginlik borçları yoktur, kendi evi vardır, bahçesinde işte bitkilerini yetiştiriyordur, torunlarıyla çocuklarıyla mutludur ve zengindir. Ama bir başkası için zenginlik işte şuna sahip olayım, buna sahip olayım, bankadaki paramı şu kadar büyüteyim olabilir. Sekizinci evimi alayım. Sekizinci evimi alayım, işte kaçıncı bilmem arabamı alayım falan olabilir. Dolayısıyla zenginlik, mutluluk, başarı bunlar göreceli kavramlar. Evet. Mutluluk da öyle bir kavram. Şimdi mutluluk dediğimiz zaman hani mutluluğun mutlak bir tanımını yapamayız ki. Mutlu olabilmek bazen bir çiçeği koklamaktır. Mutlu olmak bazen işte bir çocuğun saçlarını okşamaktır, onu öpüp bağrına basmaktır. Mutluluk bazen bir arkadaşınızla oturup bir yerde çay içebilmektir. Mutluluk muhakkak ki böyle çok fazla param olsun, çok fazla başarılı olayım, o zaman mutlu olacağım noktasına bizi getirmemeli. Günümüzde belki de insanların en büyük tatmin problemlerinden birisi bu belki de. Çünkü mutluluğu biz hep ötelenmiş, çok böyle yüksek sanki Everest'in tepesindeki hedefler gibi bir yere koymuş durumdayız. Bu olursa mutlu olacağım, şu olursa mutlu olacağım. Dolayısıyla koşullara bağladığımız mutluluklar da biraz yapay mutluluklar oluyor. Bu SSA'ların sonu gelecek mi peki? Gelmiyor. Ne zaman gelecek bunların sonu? Programın en başında bahsettiğimiz bu anlamı, ilkeyi ve temel değerlerimizi vicdani, milli, manevi değerler. Evet. Değil. Yoksa o SSA'lar, melimalılar, böyle olmalı, işte şöyle olursa böyle olacak, günün birinde mutlu olacağım. Hani bir gün, bir gün, bir gün. Peki ne zaman? Ömür geçiyor değil mi Tuban? Evet. Ömür geçiyor. Biz mutlu olacağız derken, biz kendimizi iyi hissedeceğiz derken bir bakmışız ki yıllar geçmiş ve biz o arada hep mutlu olmakla hayal ettiğimiz bir geçmişi çöpe atmışız. Oysa ki anda mutlu olabilmeyi başarabilmek. Kuşlar, kediler, köpekler gibi aslında. Bakın çok öğrenebileceğimiz önemli dersler var. Doğadan, canlılardan, bitkilerden. İnsan dışındaki doğada hiçbir canlı yaşadığı olayları geleceğe dönük bir birleştirmeyle
parça parça bir araya getirmiyor. Biz bunu yapıyoruz. Biz bugün yaşadıklarımızı gelecekte de yaşayacağım genellemesiyle olumsuza dönüştürebiliyoruz. Bunu böyle yapmak yerine hep iyi bir beklenti içerisinde olmak da mümkün. Şimdi izleyicilerimiz diyebilir ki bu kolay bir şey mi? Evet. Söyle, anlatıyorsunuz, evet. Anlatıyorsunuz. Biz bunu nasıl yapacağız diyecekler, eminim onu. Evet. Şöyle bir şey bahsettik aslında. Biraz teknikler vereceğiz. Bunu yapmamız gerekiyor diye, ama tabii ki uygulanabilir, pratikte hayatımıza dökebileceğimiz şeyleri elbette önereceğiz, ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Az önce bir ömür geçiyor dedik ya. Ya ben bile 34 yaşındayım. Oturdum geçen, ya ben nasıl 34'e girdim? Ne zaman girdim? Bunu sorguladım. Böyle 3'ü yazıyorum, 4'ü yazıyorum. 34 ama ben hala 24 gibi hissediyorum. Da kendimi böyle bir teselli ediyorum. Evet. Ama ömür öyle bir hızlı geçiyor ki, ve sonra düşündüm. Ben ne sığdırdım 34 yıla? Ne yaptım? Neleri kaybettim, neleri kazandım, neleri öğrendim? En önemli şey, ne öğretti size aslında yaşadığınız şu kadar yıllık bir ömür? Daha ne kadar var? Muamma, bilmiyoruz. Dolayısıyla yaşarken ilke edinmek, hep ilkelerden bahsediyorum. İzleyenler de Tuğba Hanım, ilkelerinizden biraz bahsedebilir misiniz diyorlar. Herkesin ayrı ayrı ilkeleri mi vardır, yoksa temel ve insani değerler anlamında ilkeler evrensel midir? Şimdi tabii evrensel ilkeler vardır. Daha lokal ilkeler vardır. Bir de bireysel ilkeler vardır. Mesela evrensel ilkeler dediğimiz zaman daha böyle global, bütün insanlığı kapsayan ilkeler. İyi insan olmak. İyi insan olmak. Yani bu Uganda'da da bir insan için geçerlidir. Bu Meksika'daki biri için de geçerlidir. Mesela dürüst olabilmek. Aslında en temel, bakın bütün doktrinlerin, dinlerin, bütün felsefelerin aslında temel bir takım öğretileri vardır. İyi insan olabilmek. Hırsızlık yapmamak. Ne bileyim, yalan söylememek, doğru yoldan gidebilmek, bunlar çok temel ilkelerdir. Bir de daha böyle lokal, bölgesel ilkeler vardır. İnsanların belli bir coğrafyada belki de benimsediği ilkelerdir, daha bölgesel. Bir de bence yine çok önemli, kişisel ilkeleri vardır insanların. İnsanların da her birinin, Mustafa'nın, Tuğba'nın, hepimizin kişisel ilkeleri de olabilmeli. Yani beni ben yapan, beni gerçekten de bu yaşamda anlamlı bir yolculuğun içerisinde tutmaya sevk eden... Ve yaşama heyecanımı korumaya, değil mi? Çok vesile doğru, olan. Kesinlikle. Yaşama heyecanımı, benim yaşamdaki varlık sebebimi, bu anlam arayışımı, anlamımı keşfedebilmemi sağlayacak olan ilkelere ihtiyacım olabilmeli. Bu ilkeler tabii ki değişkendir. Kişiden kişiye değişkendir. Bu ne bileyim, bir iş adamı için topluma bir katkıdır, istihdam sağlamaktır. Bir öğretmen için bu gelecek nesillerde işte çok başarılı ve mutlu bireyler yetiştirebilmektir. Bir anne için güzel evlatlar yetiştirebilmektir. Bir bahçıvan için çok güzel bitkiler yetiştirebilmektir. Bu ilkeler aslında daha özneldir. Ama genel ilkelerden bahsettiğimizde değişmez doğrular var. Mesela iyilik yapmak, iyi insan olmak, dürüst bir insan olmak, ahlaklı bir insan olmak, erdemli, sadık bir insan olabilmek, güvenilir biri olabilmek gibi. Çok sayabiliriz böyle. Bunlar her yerde geçerlidir. Yani bu Eskimolar için geçerli değil iyi olmak diyemeyiz. Evet. Ya da Afrika'da iyi insan olmak işte doğru bir şey değildir diyemeyiz. Bunlar çok geneldir. Ama insanların hayatıyla ilgili daha böyle spesifik, daha öznel aldığı bir takım ilkeler vardır. İlkeler kavramını ben de çok severim. Siz de çok bahsettiniz. Çok, ben de gerçekten çok sevdiğim bir kavramdır. İnsanın bir rotasıdır aslında bunlar. Yani gelişi güzel, rüzgarda savrulan bir yaprak gibi, bugün orada, yarın orada, ya da bugün böyleyim, yarın öyleyim gibi değil. Bir doğrultu içerisinde. Yani bu bir dik duruştur aslında bir yerden baktığınızda. Ben özellikle altını çizerek söylüyorum, bir Müslümanın birden fazla ilkesi olabilmeli, olmalı ve bunun, evet, üzerine bir hayat, evet, kurabilmeli diye düşünüyorum. İlke neden benim için çok önemli? Çok bahsettiğimi vurguladınız. Bugün olumsuz düşünceler ve davranışların aslında temelinde ilkesiz ya da ilkeleri doğru uygulayamamak, koyamamak da yatıttığını düşünüyorum. Evet. Zira ben ilkeli insanların yas tutuş şekli, ölüme bakış açısı, yaşadıkları bir kaza, bela, bir musibet gibi gördüğümüz şeylere karşısında duruşlarına hayran oluyorum. Evet. Çok farklılar. Ya ne kadar imani bir duruşu var diyorsunuz baktığınızda. Kesinlikle. Şimdi bu tabii ki insanın yaşamdaki belli olaylar karşısındaki sergilediği duruş onun tepkilerini de belirliyor. Yani biz ölümden bahsettiniz mesela. Bir yas sürecinden bahsettik. İnsanlar bir ölüm karşısında çok farklı tepkiler verirler. Hı hı. Bazen kendilerini kaybederler. Bazen hiçbir tepki vermezler. Ağlama tepkisi bile göstermezler. Bazen bunu işte isyana çevirebilirler çok yanlış bir biçimde. Evet.
Fakat özellikle ilkeleri doğrultusunda yaşayan, hayatta her şeyin bir anlamı, başlangıcı, sonu ve sonun da devamı olduğunu bilen insanlar, buna gerçekten de çok anlamlı bir bakış açısıyla yaklaşan insanlar, yaslarını, matemlerini çok daha kontrollü yaşıyorlar. Şöyle değil tabii ki, yani hiç üzülmüyorlar diyemeyiz ama bu üzüntüyü doğru dönüştürebilmek ya da bundan farklı bir anlam çıkarabilmek de mümkün olabiliyor. Bu nedenle bizim yaşamdaki belli olaylarla ilgili ilkelere ihtiyacımız var. Sosyal ilişkilerle ilgili ilkelerimiz olabilmeli. Mesela bu ilkeleri çiğnediğimiz zaman aslında problemler karşımıza çıkıyor. Evet. Hayır diyebilmek eğer gerçekten bizim için güzel bir ilkeyse, bunu benimsediysek ama bunu çok böyle gaddarca her şeye hayır der gibi değil. İstemediğim bir konuda gayet rahat ve sakin bir şekilde, hatta karşı tarafı kırmadan, onore ederek hayır diyebilmek. Bu bir ilkedir, bu bir duruştur. Bunu yapmayı öğrendiğim sürece ben hayatımda bazı dengeleri yerine almış oluyorum. Ama bunu yapmazsam ne oluyor? O zaman birine hayır diyemediğim için gereksiz bir yük altına giriyorum. Hayır diyemediğim için kırılıyorum, kendimi incitiyorum. Ondan sonra da kendime kızıyorum. Ben neden hayır diyemedim diye. Ama en başa dönmüş olsaydım ve hayatımla ilgili bir takım ilkeler belirlemeyi öğrenmiş olsaydım, bunlar olmayacaktı. Evet. İlkelerden girdik. Şimdi olumsuz düşüncelere dönercek olursak, bazı sorular alıyorum ben sosyal medyada, ama hemen hatırlatmış olayım mı sosyal medya demişken, TRT Yeni Güne Merhaba adresindeyiz efendim, sorularınızı bekliyoruz. Mesela bir soru gelmiş, diyor ki izleyicimiz evlilik süreci yaşıyor ama her tanıştığım, evlilik kararı için gittiğim, görüştüğüm kişi beni hayal kırıklığına uğratıyor ve ben artık kadınlara olan güvenimi yitirdim, kadınlara güvenmiyorum diyor. Evet. Bu bir olumsuz düşünce. Beyefendiler, şu an bizi duyuyorsanız belki evlilik kurumu hakkındaki düşünceleriniz değişecek ama öncesinde kadına bakış açısı belki değişebilmeli. Kesinlikle. Şimdi ne yapacak bu izleyicimiz? Böyle bir olumsuz düşüncesi var. Bu bir olumsuz düşünce ama aynı zamanda az önce bahsettiğimiz gibi kendini doğrulayan kehanet bu. Genelleme hatta. Şimdi bütün işte kadınlar böyle olacak ya da bütün işte karşıma çıkan durumlar hep böyle olacak. Bu genellemeler durup dururken oluşmuyor tabii ki. Genellemeler yani bir anda oluşmaz. Bunların oluşması için bir takım yaşanmışlıklar, tecrübeler, deneyimler gerekir. Dolayısıyla burada bizi programlayan şey aslında belki de bir sonraki hamlede bile hep o geçmişten getirdiğimiz referanslardır. Burada az önce bahsettiğim gibi aslında zamanı sıfırlayıp anda kalmayı başarıp yani her şeyi öznel ve yeni bir deneyim olarak görmeye başladığımız zaman her insanın farklı olduğunu, herkesin birbirinden farklı tepkiler verebildiğini ve hiçbir örneğin bir öncekiyle birlikte bağlantılı olmadığını fark edebileceğiz. Dolayısıyla genellemelerden sıyrılmak önemli. Bir söz vardır, severim, bütün genellemeler tehlikelidir, hatta bu bile. Çünkü genellemeler tehlikelidir. Siz de genelleme yapıyorsunuz. Derken bile bir genelleme yaparsınız. Dolayısıyla herkes farklıdır, her insan birbirinden daha farklı ve özneldir. Bunu bilmek önemli. Yani deneyimlerimizi bir öncekiyle bağlantılı hale getirmek. Makarna yediniz diyelim ki mideniz bozuldu. Her makarna midemi bozar diyemem ben. Evet. Yani o yediğim makarna öyleydi. Burada şu çok önemli, izleyicimiz için bunu söyleyelim. Bakın bütün genellemeler kişiye, yere ve zamana göre değişir aslında. Yani bazen o kişi için geçerlidir, bazen o zamanda geçerlidir, bazen de o bölgede geçerlidir. Ama her zaman her yerde geçerli değildir. O yüzden kendini sıfırlayabilmek, yenileyebilmek ve hep yeniden başlamak. Mevlana'nın dediği gibi yeni şeyler söylemek lazım. Evet. Dünde kaldı cancağızım. Evet. Bugün yeni şeyler söylemek gerekir demiş ya Mevlana Hazretleri. Biraz açacağım. Biraz olumsuz düşünceye sahip olanların üzerine gitmemek adına. Hani o olumsuz düşünüyorsunuz, sen nasıl Müslümansın, sen şöylesin, sen böylesin demek yerine. Onları buna iten bazı durumlar var. O yüzden biraz ötekileri de konuşalım. Yani bir kişi var, olumsuz genellemeler yapmış ve hayatında olumsuz düşünceleri batmış resmen. Evet, öyle düşünüyor. Ben düzgün bir insan bulup evlenemeyeceğim. Benim hiçbir zaman iyi bir işim olmayacak. Ben hiçbir zaman üniversiteyi kazanamam. Ne kadar çok bakar mısınız? İşte bilmiyorum, kariyerimde en son gelebileceğim yer burası. Başka bir şey olmaz benden gibi gibi bir sürü çoğaltabiliriz. Aslında biraz Allah'ın bize verdiği nimetlere yapılan haksızlık olarak da görüyorum ben bunu. Ama o kişi onu göremiyor. O ruh halinde değil ki zaten. Yani karşısına geçip sen nasıl Müslümansın, nasıl böyle düşünürsün dediğimizde bu sefer
eyvah ben iyi bir Müslüman değilim korkusunu yüklüyorsun. Zaten adamın korkuları var, bir dur. Önce sağlıklı bir düşünsün, değil mi? Sağlıklı düşünmesi için ona bazı kapılar aç. Bir ferahlasın, bir nefes alsın. Ondan sonra ay evet ya ben çok kötümser düşünmüşüm dedirtebilmek mesela aslında. Bunu aslında kendisinin düşünmesini sağlayabilmek. Sizin de söylediğiniz gibi. Nasihat çünkü evet nasihat güzel bir kavramdır, severiz ama nasihat her zaman insanları değiştirmek için çok iyi bir taktik değildir. Şimdi bunu da arada parantez içine koymamız gerekiyor. Hani tamam büyüklerimizden aldığımız nasihatler çok kıymetlidir. Yani bunları hiç biz zaten tartışmayız bile. Ama nasihat dediğimizde sanki bir eleştiri gibi algılanır bu. Sen bunu yanlış yapıyorsun, bunu gerçekten de işte hiç doğru yapmıyorsun. Bunun yerine bakın çok güzel bir şekilde, güzel bir iletişimle, sohbet ederek sorularla, doğru sorularla ama merak içerisindeki sorularla ona kendisinin aslında bu problemin ne olduğunu görmesini sağlatmamız gerekiyor. Siz tefekkür yaptırmayı sağlıyorsunuz biliyor musunuz? Öyle olmalı. Evet, kesinlikle. Yani bunu sen bu konuda hatalısın ya da bu konuda çok beceriksizsin demek yerine ben sendeki potansiyelin farkındayım. Sence bunu açığa çıkarabilmek için neye ihtiyacın var? Bakın neye ihtiyacın var? Diğerinde diyorum ki sen bunu yapamıyorsun. Sen bunu beceremiyorsun. Sen işte bu konuda yetersizsin ama başka bir bakış açısıyla baktığımda diyorum ki bunu yapabilmek için neye ihtiyacın var? Çünkü bir şey olmadığı için belki de sen yapamıyorsun. Evet. Belki cesarete ihtiyacın var. Belki de biraz daha kararlı olmaya ihtiyacın var. Belki kendini tanımaya ihtiyacın var. Dolayısıyla ben sana inanıyorum. Senin yapabileceğini biliyorum. Ama şu anda yapamıyor olman beni üzüyor. Bu konuda sana yardımcı olmak istiyorum. Bakın çok güzel bir nasihat formudur aslında bu. Nasihat eder gibi bile değildir. O zaman nasihatlarımızı biraz resetlemeliyiz, bir format mı atmalıyız kesinlikle sanki? Kesinlikle. Yani bu rahmetli Barış Manço'nun bir sözü vardı. Öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir sözü. Çok sevdiğim bir sözdür. Nasihat bir hakaret gibi algılanabiliyor bazen. İşte sen niye ders çalışmıyorsun evladım falan dediğinizde bir çocuğa bunu gerçekten de hakaret gibi algılar ama ben senin potansiyelini biliyorum. Sen gerçekten de çok zeki bir çocuksun. Ve senin yaşamda birçok şeyi başarmanı istiyorum ben. Bunu şu an açığa çıkaramıyorsun. Bu beni üzüyor. Nereden başlaman lazım sence? Neyi değiştirmen gerekiyor? Hı hı. Sana yardımcı olmak istiyorum. Bakın bunda sana yardımcı olmak istiyorum gibi bir ifade var. Ama diğerinde suçlayıcı ve yargılayıcı bir ifade. Ne halin varsa görün aslında farklı bir versiyonu evet. Söylediğiniz şey. Evet. Yani böyle bunu yapmaya devam etme gibi. Biraz ilkelerden bahsediyoruz. İnsanların ilkeli olması bizim kendi olumsuz düşüncelere kapılmamamız için belli başlı kuralları aslında koymak gerekiyor. O kurallara içselleştirmek çok önemli. Ama bir sürü soru da gelmiş. Ben şimdi sohbetime kendi sorularımla devam edeceğim ama olumsuz düşüncelerle nasıl mücadele edebiliriz diye bir soru sormuş izleyenimiz. Aklımızda olumsuz bir düşünce geldiği zaman ne yapmalıyız? Şimdi olumsuz düşünce bize sirayet ettiğinde ne yapacağız? Bunu soruyor. Evet. Tespit ettik. Evet. Şimdi olumsuz düşünmek aslında bir alışkanlık. Hı. Çok enteresan. Şimdi biraz burada biraz teknik bir bilgiden bahsedeyim. Buyurun. Mesela beynimiz bir şeyi yapa yapa o yaptığı şeyle alakalı bir öğrenim, bir sağlam bir program oluşturma eğilimindedir. Beynin bir plastisitesi vardır. Yani o yaptığımız şey tekrar edile edile o bölgeyi güçlendirir. Kas kullanmak gibi düşünün bunu. Şimdi sürekli olarak hayata olumsuz bir açıdan bakmaya devam edersek biz, bir zaman sonra beynimiz bunu öğrenir. Beynimiz bunu öğrendiği için herhangi bir olaya da artık olumsuz bakmaya başlayacaktır. Yani bu aslında öğrenilmiş bir şeydir. Olumsuz düşünmek bir gecede olan bir şey değil yani. Ben mesela çok pozitif bir insandım. Bir gece yattım, sabah uyandım, birden olumsuz biri olmuşum. Böyle bir şey yok. Bu adım adım, yavaş yavaş, tane tane. Nasıl ki olumsuz düşünmek bir programsa, bir böyle sağlam bir programa dönüşmüşse, olumlu düşünmeyi öğrenmek de bu programı kırmakla mümkün. Hı hı. Hani şey vardır, psikolojide bütün öğrenilmiş şeyler uygulanmadığı zaman sönme eğilimi gösterir. Kesinlikle. Söner o bütün uyarıcılar ya da programlar. Dolayısıyla bir süre kendini zorlayarak, izleyicilerimizden şunu yapmalarını isteyeceğim. Bir süre kendimizi zorlayacağız. Tıpkı diyet yapar gibi düşünün bunu. Hatta bir aylık bir olumlu düşünme diyeti yapalım. Güzel. Bir aylık bir olumlu düşünme diyeti. Evet. Nasıl ki diyetlerde diyetisyenler işte kibrit kutusu kadar peynir, 4 tane zeytin, işte 1 dilim ekmek falan diye bize reçete veriyorlar. Biz de diyelim ki kendi kendimize bir aylık olumsuz düşünme diyeti. Burada şunu yapacağız. Herhangi bir olumsuz düşünce aklıma geldiği anda bunu fark edeceğim. Bakın birinci kısım fark edebilmek. Orada durabilmek. Yani fark etmediğiniz zaman
O akışa bırakırsınız ve kendiliğinden gider. Fark edebilmek için de tetikte olmam lazım. Uyanık olmam lazım. Düşüncelerimi izleyeceğim, sohbetlerimi izleyeceğim, söylediklerimi, düşündüklerimi, yaptıklarımı takip edeceğim. Ve arada olumsuz bir şey yakaladığım anda hemen duracağım. Böyle bir dur diyeceğim kendime. Böyle bir sinyal göndereceğim. Dur dedikten sonra hemen bu düşüncenin yerine yeni bir düşünce koyacağım. Örnek vermek gerekirse, hayatımdaki her şey çok kötü gidiyor demek yerine, hayatımdaki her şey henüz yeteri kadar iyi değil diyeceğim. Bakın aynı şey oldu. Cümleler evet, anlam evet. Ayrı ama aynı ama gidişat farklı. Kesinlikle. Çok güzel, devam edelim buradan. Başka? Yani burada işte evliliğim çok kötü gidiyor demek yerine evliliğim henüz istediğim gibi değil diyebilmek. İşlerim çok kötü gidiyor, işler kesat, para kazanamıyoruz evet. Demek yerine henüz şu anda işlerim tam istediğim kıvamda değil. Bakın burada ne demeye çalışıyorum ben? İstediğim kıvamda değil ya da henüz iyi değil. Kötü diye tanımlamak yerine iyi diye tanımlıyorum. Şimdi ben bunu bugün yaptım, yarın yaptım, öbür gün yaptım. Beynim beni takip ediyor. Bakıyor işte Mustafa bugün evet olaylar karşısında pozitif davrandı. Bunu bir yere yazıyor. Bir haneye yazıyor. Evet. Nöronlarım kaydediyor. Ondan sonra ben bunu ertesi günde yaptım. Ama beynim hemen bunu bir alışkanlığa çevirmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü beynimiz şey gibidir mesela, bizde kanıtlar görmek ister. Mesela şöyle bir şey düşün. Beynimiz bizden akıllı. Bizden akıllı. Bir çocuk hayal edelim. Şimdi annesine geliyor. Anne diyor ben diyor gitara başlamak istiyorum diyor. Annesi tamam diyor babası ya da onaylıyorlar. Çocuk ertesi gün diyor ki anne ben vazgeçtim diyor. Ben kemana başlayacağım diyor. Ailesi tamam diyor kemana başla. Ertesi gün çocuk ben diyor vazgeçtim spora yazılacağım. Ona da tamam. Ama dördüncü gün çocuk gelip de ben satranç öğrenmek istiyorum dediğinde aile izin vermez. Aile artık diyor ki yani bir karar ver. Şimdi beynimiz de biraz böyle. Ben bugün pozitif düşündüm, yarın pozitif düşündüm ama üçüncü gün negatif düşünürsem beynim o programı oluşturmuyor. Bu yüzden o 21 gün kuralı, 30 gün kuralı, 40 gün kuralı bunlar önemli. Yani bugün değil, yarın değil, her gün bunu yapabiliyor olmamız lazım. Belli bir süre yaptıktan sonra artık beynimiz bunu kemikleşmiş bir programa dönüştürecek ve biz ondan sonra artık negatif düşünemeyeceğiz. Bunu iddia ediyorum, bunu kesinlikle savunuyorum. İzleyiciler de bunu böyle samimiyetimle yapabileceklerine inandıklarımı söylüyorum. Kesinlikle, çünkü bilimsel bir dayanağı var. Aynen öyle. Efendim bilimsel bir dayanağıyla konuşuyor aslında konuğumuz. Şimdi şöyle bir şey de ifade edeyim mi? Biz ki Nasrettin Hoca'nın koskoca göle maya çalıp da ya tutarsa diye umut yani... ettiği bir neslin çocuklarıyız evet. Aslında. Evet, evet. Düşündüğümde hani böyle bazen uğraş içindelerdir insanlar ve birisi gelir ya boşuna uğraşıyorsun. Bir de olumsuz düşünceli insanların baskısı altında kaldığında daha sıkıntı olabiliyor. Şimdi bir onunla uğraşıyorsun, bir sana böyle o empoze ettiği düşünceler beynini sarıyor, ortada kalmış oluyorsun. Biraz iyimser bir toplum olmaya gitmek için. İyimser bir birey olmaktan geçiyor bu. Hep böyle kötü düşünen insanları, olumsuz düşünen insanları suçlamak ve yargılamaktan ziyade insanlar acaba bunlara ne neden oluyor? Evet. Gerçekten güvensizlik, ben en başta bunu görüyorum. Çünkü gelen sorularda ve mesajlarda eşine güvenmiyor bir insan. Evet. Bir insan eşine nasıl güvenmez? Yani aynı yatağı paylaştığı bir insana güvenmiyor ve evliliğinin gidişatı hakkında inanılmaz kötümser. Maalesef çok olumsuz örnekler duyduğumuz için belki de hani bu devirde babana bile güvenme gibi laflar herkesin artık ağzında dolanmaya başlıyor. Evet. Eşine güvenmemek, sürekli şüphe içerisinde olabilmek, gördüğümüz bir takım örnekler, popüler kültürdeki, medyadaki, sosyal medyadaki örnekler. Bunlar az önce de bahsettiğimiz gibi bir genellemeye götürebiliyor bizi. Evet. Ve bütün genellemeler tehlikelidir demiştik. Şimdi genellemeler aslında kendini de var edebiliyor. Çünkü biz bir konuda şüphe duyduğumuzda, bir konuda endişe duyduğumuzda bununla alakalı bir hissiyat içerisine gireriz. Hı hı. Yani onu doğrularcasına hareket ederiz. Mesela beynin hayal ettiği şeyle gerçeği ayırt edemediğine dair bilimsel veriler vardır. Bu şu demek, ben hayatımda ters giden bir şeyler olduğunu düşünmeye devam edersem beynim bunun gerçek olduğunu sanıyor. Yani ikisini ayırt edemiyor. Bu bilimseldir. Çok önemlidir mesela bu. Tıpkı küçük 0-3 yaş arası çocukların ekrana baktığı zaman 3 evet. boyutluyla 2 boyutluyu ayırt edemediğinde ekranda olan her şeyi gerçekmiş gibi algılaması. O yüzden çocuklar gözlerini açarak böyle şaşkınlıkla değil televizyon mi? İzlerler. Bunun gibi. Aynen öyle. Mesela ben bir arkadaşımın benimle ilgili çok kötü art niyet taşıyan düşünceleri olduğunu düşünürsem, konuştuğu herkese benden bahsettiğini, benim dedikodumu yaptığımı düşünürsem, bu tamamen hayaldir çoğunlukla. Yani bu çarpıtmadır muhtemelen. Herkes benim hakkımda konuşuyor.
gibi bir düşünce. Aynen. Sonra ne yaparım biliyor musunuz? Ben o kişiyle alakalı bunları düşüne düşüne beynimde bu düşünceyi oluşturduğum için beynim buna inanmaya başlar. Çünkü beynin düşündüğü şeye inanma gibi bir özelliği vardır. Yani enteresan ama bu aynı zamanda güçlü bir özelliğidir beynin. Aynı zamanda zayıf bir özelliğidir. Ben buna inanmaya başladıktan sonra ne olur? Ben o insanı gördüğüm zaman bu böyleymiş gibi davranmaya başlarım. Ona karşı olan tavırlarım soğumaya başlar. Ona söylediğim cümleler daha böyle soğuk gelmeye başlar. Bakışlarım, beden dilim, sezgilerim değişir. Sonra o insan da tabii bendeki bu değişimi fark ettiği için o da bana bu şekilde davranmaya devam eder. Çünkü davranışların yansıması. Davranışların yansıması. Aynı nöronlar. Aynen. Sonra ben onun bana olan davranışlarındaki değişikliği gördüğümde derim ki bak ben nasıl daha haklı çıktım. Doğru. Halbuki demiyor doğruymuş. Ben neler yaptım. İşte bu kendini doğrulayan kehanetler. Evet. Ve en sonunda da o ilişki çok böyle anlamsız bir kopuşa geldiği zaman biz kendi söylediğimizi yaşamış halde buluruz kendimizi. Bu çok önemli bir özettir. Aslında izleyicilerimiz de bunu eminim şöyle hayatlarındaki olaylardan böyle tarttıkları zaman görmüşlerdir. Çoğu zaman iletişim problemleri için söylüyorum. Yaşadığımız şeyler bir illüzyondur. Yani bir hayaldir. Benimle ilgili böyle düşünüyor dediğimiz şeyler bir zandır, bir varsayımdır ve çok tehlikelidir bunlar. Ve her zaman söylediğimiz gibi insana da Müslümana da zanda bulunmak yakışmaz. Kesinlikle. Çünkü o zan bir süre sonra suizana dönüşecek. Hatta bazen bırakın zanlı, gerçekten öyle bir ithamla gerçek anlamda karşılaşsanız bile oradaki tavrınız önemli. Birisi size hoş olmayan bir şey söyleyebilir, iftira atabilir. Bu konuda zaten bizim fiili anlamda yapabileceğimiz bir şey yok. Ne kadar güzel bir şey söyledin. Şimdi izleyenlerimiz şunu düşünebilir. Tuba Hanım iyi hoş işte iyi düşünelim, olumlu düşünelim, kötümser olmayalım diyorsunuz ama hayatımızdaki kötü insanlar gitmeden biz iyi olamayız ki, biz mutlu olamayız ki diyor. Bu da işte bir ne kadar farklı bir bakış açısı. Evet. Acaba nasıl bir dünya hayal ediyoruz? Yani o zaman da farklı bir dünya olurdu. Şimdi düşünün dünyada yani iyilik var, kötülük var, bir denge var. Gece var, gündüz var, sıcak var, soğuk var. Yani bu bir dengedir. Bu enerjinin de bir dengesi vardır. Aslında kötü dediğimiz şey kötü değildir. Mesela gece kötüdür diyebilir misiniz? Hayır, gece bir zaman dilimidir. Gündüz başka bir zaman dilimidir. Sıcak başkadır, soğuk başkadır. Kötü ya da iyi dediğimiz şeyler de aslında bu sistem içerisinde bir denge unsuru için olması gereken bir faktördür. Hani kötü komşu ev sahibi yapar derler ya, bazen sizi arkadan birinin itmesi gerekir. Bazen sizi hani o yıllar önce fabrikada kovulan onurlu gururlu genç vardır, arkasını döner falan, hatırladın mı beni? Evet. Diye. O kovulduğu için aslında o fabrikaya patron olmuştur. Ya. Yani orada acıdan güçlenmek söz konusu. Dolayısıyla iyi mi kötü mü? İyi ya da kötü yok. Sadece yaşadığımız olaylardan almamız gereken bir mesaj var. Bana bir insan bir kötülük yaptı. Aslında kimse kimseye kötülük yapamaz. İnsanlar birilerine ders verirler. Bir şeyler öğrenirler. O öğrendikleri şeylerle büyürler, güçlenirler ve bu bir yaşam deneyimidir. Kötü ya da iyi değildir. Bakın bu bilgelerin zaman içerisinde hep bize öğütlediği şeyler aslında bu bakış açısını değiştirip gerçekten iç huzurunu yakalayabilmektir. İç huzuru neye bağlı? Çatışmalardan arınmış bir zihne bağlı. Çatışma dediğimiz şey bütün psikolojik problemlerin temelidir bakın. Net çatışma. Böyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Şu mu, bu mu? Öyleydi, böyleydi. Geçmişim böyleydi, geleceğim böyle olacak. Ama çatışmalarından arınmış bir insan andadır, rahattır, huzurludur ve gerçekten mutludur. Hani mutluluğun sırrı nedir diye soracak olursak bir sürü şey söylenebilir ama bana göre sırlarından biri içsel çatışmalarını yönetebilmektir. Bakın yok etmek değil. Yok etmek demedim özellikle. Çünkü yok etmek dersek o zaman biz mağarada inzivaya mı çekileceğiz? Öyle sosyal hayattan. Öyle bir yok olma gibi bir potansiyel mümkün değil. İnsan var oldu ve yaşadığı müddetçe. Çünkü hayat bir döngü içerisinde hala devam ediyor. Bir realite var. Sen son kalıp veriyorsun hala. Evet. Bir, yani komşularımız var, akrabalarımız var, iş hayatı var, borçlar alacaklar var, sıkıntılar var. Hayatını devam ediyor. Hayat devam ediyor. Şimdi biz bunları görmeyelim dediğimizde, hani görmedim, duymadım, bilmiyorum yaptığımız zaman bu da başka bir problemdir. Evet. Bu da bastırmamızı sağlar. Dolayısıyla yok etmek değil, bakın hep bana sorulan sorulardan biri şudur. Ben hayatımdaki negatif şeyleri nasıl yok edeyim, nasıl kaldırayım ortadan? Kaldırmayın, onları yönetin. Onları yönetebilmektir bütün mesele. Onları tıpkı bir hani şirketin yöneticisinin muhasebeyi, satışı, pazarlamayı yönettiği gibi, bir devlet başkanının ülkeyi yönettiği gibi, bir kurum müdürünün o kurumu yönettiği gibi biz de kendi kurumumuza sahibiz. Hani biz de kendi kurumumuzun başkanıyız, genel müdürüyüz. Zihin ve ruh sağlığımız, bedenimizin aslında kurum, evet, dediğimiz o yapının çok güzel
sohbet çok güzel gidiyor. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Çok ufak sorulara geçmeden önce naçizane ben de izleyenlere şunu söyleyeyim. İçsel çatışmalardan uzaklaşmak için hayatımızda birden fazla merkez olmalı diye düşünüyorum. Eğer hayatınızın merkezinde sadece kocanız, sadece evliliğiniz, sadece çocuğunuz, sadece işiniz, hep sadece bir şey olursa sadece dikkatiniz ona yönelecek. Yaşadığınız en ufak bir olumsuzlukta hayatınızın hepsi darmaduman olacak. O yüzden ben evliliğimde bir sıkıntı yaşadığımda evet o sıkıntı var, bir süre sonra geçecek. Ama o sıkıntı yaşarken evliliğimin içine gömülmemeliyim. Hayatımda başka merkeze gitmeliyim. Ne o? İş. Böyle bir hayatı böyle büyük bir daire olarak düşünüyorum ben Mustafa evet. Hocam. Evlilik var, çocuk var, kendi işim var, kendi hobilerim var, kendi akrabalarım, kendi ailem. Kendime ait bir şeyler var. Ve ben birinde çok büyük kriz yaşadığımda dinlenebilecek bir şeyle uğraşmalıyım. Diğerine kaymalıyım. Sonra kendimi daha iyi hissettiğimde geri dönüp öbür merkeze tamir etmem gerekenleri yapmalıyım. Ben böyle düşünüyorum. Çok doğru. Çok güzel bir ifade. Bana şeyi hatırlattı. Mesela bisiklet tekeri vardır ya. Bisiklet tekerinin milleri vardır. Evet. İnce miller. O miller o tekeri sağlıklı bir şekilde havada tutar. Ve üzerine bindiğimiz zaman bisiklet bizi götürür. O millerden bir tanesi kırıldığı zaman bisikletin tekerinin o bölgesi çöker. Hayatı da böyle böldüğümüz zaman yaşamı komple bir tekerlek gibi gördüğümüzde iş, aile, sosyal yaşam, özel yaşam, hobiler, kendi içsel ruhsal dünyamız, bizi biz yapan şeyler bunların her birine eşit zaman ayırırsak o zaman dengeli ve doyumlu bir yaşam ortaya çıkıyor. O bisiklet tekerinde olduğu gibi. Ama çok güzel ifade ettiniz. Mesela benim hayatımın tamamı iş dersem özel hayatımı, evliliğimi çöpe atmış olurum. Ya da hayatımın tamamı işte iş dediğimde belki sağlığımı ihmal etmiş olurum. Sağlığıma bakmam gerekiyor. Benim ailemle vakit geçirmem gerekiyor. Benim bir de kendimle vakit geçirmem. Bu çok bence... Kendinizle baş başa kalıyor musunuz? Çok önemli. Evet. Kendimizle bunu bir soralım kendimize. Kendimize en son ne zaman baş başa kaldık? Bu önemli bir sorudur. Böyle kendinle baş başa kalmaktan kastettiğimiz şey televizyon karşısında işte belgesel izlemek değil. Kendini değerlendirmek, kendini düşünmek, kendinle baş başa kalabilmek, kendini biraz böyle mutlu edebilecek olan bazı şeyler yapabilmek, bir şey öğrenmek. Mesela beynimiz hani dopamin dediğimiz böyle mutlu eden, başarılı hissettiren bir hormon vardır. Bunu salgılaması için beynin birkaç şeye ihtiyacı var. Mesela bunlardan biri yeni bir şey öğrenmektir. Yeni bir şey öğrendiğimiz zaman beynimiz dopamin salgılar. Hmm. Merak duygusu, başarı duygusu mesela çok önemlidir. Bunlar bizim hayatımızda küçük küçük birçok şeyle sürekli olarak süregen bir şekilde devam ederse o zaman biz gerçek anlamda mutlu olacağız. Bakın tek bir kanaldan mutlu olmak değil. Tek bir yemekle beslenmek, yani sürekli pilav yemek değil, sürekli çorba içmek değil. Salata olması, güzel böyle garnitürlerin olması, çok güzel böyle işte orada sıcak yemeklerin olması, güzel bir tatlının olması. Doyumlu bir yaşam için aslında insanın hayatında bu tür dengeleri sağlaması önemli. Evet. O nedenle insanın kendisi olduğunu fark edebilmesiyle başlıyor bu süreç. Yani Mustafa Mustafa olarak bir birey. Tuğba Tuğba olarak bir birey, Ahmet Ahmet olarak bir birey ve her şeyden önce onun sosyal kimliği, özel yaşamındaki kimliği, eş kimliği, anne baba kimliği, çalışan ya da patron kimliğinden ziyade onun kendi içinde gerçekten de insan olarak bir varlığı var. Ve bu çok özel, çok önemli. Hı hı. Bakın bu belki de günümüzde insanların en büyük çözmesi gereken sorunlardan biridir. Kendi benliğini, kendi öz saygısını inşa edebilmek. Yani ben varım diyebilmek. Bu çok önemli. Evet. Bir soru alacağım. TRT Yeni Güne Merhaba adresinden gelen bir diğer soru. Stresli olduğum zamanlarda ibadetlerim tam anlamıyla yerine getiremediğimi düşünüyorum. Bu durum nefsimden, bir dakika arkadaşlar, bu durum nefsimden mi kaynaklanıyor? Kaynaklanan bir durumu yoksa bilinçaltından kaynaklı mı demiş izleyenimiz ve ne söyleriz bu anlamda? Biraz vesveseler de var gibi. Evet. Şimdi tabii ibadet ederken hani hep şey vardır ya, huşu içinde ibadet etmek ya da dua ederken kafamıza hiç başka bir şeyin girmemesi ya da kitap okurken de mesela bu böyledir bazen. Yani kitap okursunuz, gözleriniz okuyordur ama kafanız başka bir yerdedir. Hı hı. İbadet ederken evet ibadet ediyorsunuzdur fiili anlamda ama kafanızda planlar vardır. Şimdi bunlar da bir nevi zaten bizim olumsuz düşüncelerimiz, vesveselerimiz ve aklımızdan geçen bir takım fikirler. Düşünceyi tamamen yok etmek elbette ki mümkün değil. Yani bir günde yaklaşık 60 bin civarında düşünce geçiyor beynimizden. 60 binden fazla düşünce üretiyor zihnimiz. Dolayısıyla bu ibadet eder derken, sohbet ederken, kitap okurken ya da herhangi bir işle meşgul olurken de sürekli olarak devam ediyor. Şimdi bu olumsuz düşünceleri yönetebilmek, stresten kendimizi arındırabilmek
bizim hem yaptığımız ibadetlere hem okuduğumuz kitap ya da herhangi bir eyleme ya da herhangi bir düşünme sürecine kesinlikle pozitif anlamda yansıyacaktır. Bir tavsiyem olacak. Bakın özellikle burada olumsuz düşüncelerle alakalı, bu vesveselerle alakalı biraz böyle bedensel anlamda iyi hissetmek de çok işe yarayacaktır. Ben burada nefes kontrolünü çok özellikle tavsiye edeceğim. Çok kesik kesik nefes aldığımız zaman bu bedenimize bir stres üretmesini sağlıyor. Nefesimizi daha derin, daha karın boşluğundan, hatta yapabiliyorsak diyaframdan daha derin bir şekilde alabilmemiz önemli. Nefes alıp vermek özellikle kesik değil ama daha uzun aralıklarla uzun bir süre nefesi tutarak ve sonra yavaş bir şekilde bırakarak nefesimizi bu ritme uyarladığımız zaman bu bizim düşüncelerimizin o yoğunluğunu da azaltıyor. Dolayısıyla çok böyle mesela hızlı nefes alan ya da hızlı hareket eden insanların düşünceleri de çok hızlı bir şekilde hareket eder. Bir ibadet anında mesela izleyicimizin sorduğu soruya cevap verecek olursak öncesinde böyle kısa bir nefes egzersizi, kısa bir nefes çalışması çok iyi hissettirecektir diye düşünüyorum. Evet. Çok kısa bir arayla biz de efendim soluklanacağız ve ayrılmayın. Yeni Güne Merhaba, birazdan sizin sorularınıza devam edecek. Efendim Yeni Güne Merhaba, olumsuz duygulardan arınmayla başladı. Vesveselerden nasıl kurtulmaya kadar vardı. Ve şimdi sizin sorularınızı hiç zaman kaybetmeden ard arda sormaya gayret edeceğim. Hızlıca soru cevap yapalım istiyorum Mustafa Bey ile. Yeni Güne Merhaba, TRT Yeni Güne Merhaba, Instagram hesabındayız. Bir yandan da efendim bu kitabı isteyen varsa Mustafa Çay Bey Efendi'nin Bilincim Sana Söylüyorum. Bilinçaltım Sen Anla, çok hoş bir ismi var bu arada. Bu kitabı bir izleyenimize hediye edeceğiz bizden. İnşallah böyle şifa niyetine gitsin diye göstermiş olalım. TRT Yeni Güne Merhaba Instagram hesabınızı hem açın hem oradan sorularınızı yazın hem de bir yandan bizi dinleyin diyelim ve izleyenimiz şu soruyu sormuş. Ben karşımdaki insanları kırmamak için düşündüklerimi dile getirmiyorum. Fakat böyle olduğu zaman gitgide kırılıyorum ve yıpranıyorum. Ne yapmalıyım? Evet, çok klasik aslında bir... Hayır diyemeyen bir izleyici. Hayır diyememek, insanlara hayır diyememeyi... hayır demeyi öğrenmediğimiz zaman elbette ki istemeyerek de olsa evet diyoruz. Bu bizi rahatsız ediyor ama bu olurken aslında içimizde başka şeyler de birikmeye başlıyor. Biz vermemiz gereken tepkileri biriktiriyoruz. Sonra bunun patlaması çok daha büyük bir şekilde olabiliyor. Burada yapmamız gereken şey şu: çok güzel, açık, net ve kararlı bir dil kalıbıyla karşı tarafı kırmaksızın, hatta bırakın kırmayı, onore ederek, onu iyi hissettirerek hayır deme şansımız var. Örneğin diyebilirim ki, bu teklifin için çok teşekkür ediyorum, çok naziksin. Bununla birlikte ben bunu üzülerek yapamayacağım ya da benim başka bir programım olduğu için gelemeyeceğim. Ya da çok teşekkür ediyorum ama bunu ben gerçekten şu an yapmayı istemiyorum. Açık ve net. Bakın burada hiç gevelemeye gerek yok. Burada hiç böyle bir şeyleri nasıl bir dil kalıbıyla anlatayım falan filan, işte konuyu uzatayım demeye gerek yok. Açık ve net. Sonuçta biz insanız ve insanlar konuşa konuşa anlaşırlar. O bana bir soru sordu, benden bir şey talep etti ve ben de ona bir yanıt verdim. Biraz basit düşünmekte fayda var. Bunu yaparken dediğim gibi ilkeler çok önemli. Yani hayır demek çok önemli bir erdemdir. Hayır demekte bir hayır vardır bazen. Bazen hayırda da gerçekten bir hayır vardır. Bazen çünkü hayır demeniz gerekir ki başka bir kapı açılsın. Evet. Bazen hayır demeniz gerekir, o insan için de bu önemlidir. Mesela bazen siz birine hayır dersiniz, o kişi siz hayır dediğiniz için o şeyi belki tek başına yapmak zorunda kalır ve ondan çok fazla güçlenir. Evet. Siz ona hayır diyerek aslında iyilik yapmış olursunuz. Bu nedenle hayır demekten korkmayalım. Böyle önüne gelene hayır demek değil tabii ki bu. Güzel bir dille
o tatlı dille, tatlı dil kıvamıyla az önce konuştuğumuz gibi ve gerekçeyi de söyleyerek ama. Evet, bir açıklama yapmak. Yani gerekçeyi de söyleyerek hayır diyebiliriz. Duygularımızı ve düşüncelerimizi ifade edebilmek bizim de karşı tarafa bir birey olduğumuzun aslında emaresini hissettirmek. Bir diğer soruyla devam edeceğim. Eşim hep olumsuz düşünüyor ve ben olumlu düşünmeye teşvik edemiyorum. Olumlu düşün desem tartışıyoruz. Başkasının olumlu düşüncesine nasıl vesile olurum? Şimdi örnek olarak yani en iyi örnek aslında insanın kendi sergilediği davranışlardır. Yani söylemek yerine yapmak ve yapmaya devam etmek. Elbette ki bazen siz bir takım olumlu örnekleri yapmaya devam ederken karşınızdaki insanlar bundan etkilenmeyebilirler de. Mesela bir çocuğa kitap oku demek yerine siz sürekli bir şekilde, düzenli bir şekilde kitap okuduğunuzu gösterirseniz bir zaman sonra o da bunu kopyalamaya başlayacaktır. Ama mesele insanları değiştirmeye çalışmak değil, aslında kabullenmeye çalışmak. Yani hayatımızdaki insanlar muhakkak ki benim düşündüğüm gibi düşünmeli de demememiz gerekiyor. Evet. Bu da yorucu bir şeydir. İnsanları zaten farklı kılan şey o farklılıklarıdır. Yani bir evliliği belki de özel kılan şey o evlilikteki farklılıklardır. Düşünsenize yani çiftler aynı şeyden hoşlanıyorlar, hep aynı. Yani bu da aslında bir yerde başka. Sen kendiyle evlenmiş gibisin. Evet, yani sizi sizi gerçekten de orada bütünleyen, tamamlayan başka bir faktöre ihtiyaç var. O nedenle farklılıklar önemli. Bazen negatif insanlara da ihtiyaç var. Bakın bunu söylerken belki. Bir dakika, bunu biraz açalım. Evet. Neden negatif insanlara ihtiyaç var? Hep böyle yıllardır pozitif düşünmeyi anlatan biri olarak belki söylemek çok tuhaf geldi ama. Ama gerçekleri yansıtmak neden, için mi? Neden biliyor musunuz? Bakın bazen negatif düşünen insanlara ihtiyaç var. Çünkü negatif düşünen insanlar bazen o sürekli her şeye pozitif bakan insanların görmedikleri bir takım hataları görebilirler. Mesela bir fabrikada kalite kontrol biriminde çalışan birinin çok karamsar olması gerekir bence. Yani düşünseniz o kumaştaki nesneseleri olsun mu onların? Yani bir düzeyde olsun. Evet, en azından sadece orada olsun ama evinde olmasın. O zaman negatif düşünce her zaman tamamen kötü bir şey değil. Bu öcü gibi görmekten vazgeçelim. Kesinlikle. Negatif düşünce biraz bizim gard almamızı sağlayacak o zaman hayatım. Aynen. Ya bazı şey mesela B planı üretmenizi sağlar negatif düşünce. B planı ürettirir. Şimdi negatif düşüncenin olmaması insanları böyle boş vermişliğe götürebilir bazen. O yüzden bakın hayattaki hiçbir şey gereksiz değil. Hiçbir düşünce de gereksiz değil. Zihnin ürettiği şeyler de gereksiz değil. Dolayısıyla negatif düşünme dediğimiz şeyin hizmet ettiği bir amaç var. Bu amaç yaşamımızı olumlu yönde değiştirebilmektir. Dolayısıyla bunu alıp bu bilgiyi alıp bunu kullanmak buradaki en temel mesele. Şimdi bizi yanlış anlayan izleyenlerimiz var. Hemen müdahale edeceğim. Kendi Instagram hesabıma gelen bir mesaj var. Candan Hanım demiş ki defalarca iftira atan bir insana karşı nasıl pozitif davranıp düşünmeliyiz? Hayatımıza etkisini nasıl azaltmamız lazım demiş. Şimdi biz kötü insanlara, bize iftira atan, bize zarar veren insanlara karşı pozitif mi düşünelim diyoruz? Yoksa biz algıladığımız olayları ve anlamlandırırken mi pozitif bakmalıyız? Bunu bir ayırt edelim şimdi. Bakın bunu, İnsanlar evet. Sanırım bizi bir doğru nokta bir noktada yanlış anlamış olabilir Candan Hanım gibi başka izleyenlerimiz. Evet evet. Şimdi bakın bunu böyle şöyle bir toparlayalım. Birincisi biz bize diyeyim bir iftira attı. Bu yapılan şeyi haklı görmek değil. Yapılan şeyi doğrulamak değil. Fakat yapılan şey zaten kötü. Ama benim buna vermiş olduğum tepki de kötü olursa hani bu şey gibidir. Beddua eden birine beddua ile karşılık vermek gibi bir şeydir. Zaten biri bana iftira attıysa bu artık onun sınavıdır. Benim değil. Onun kendi vicdanı, süper egosu. Allah da gelip sana niye iftira attılar demeyecek. Sen neden iftira ettin diyecek. Kesinlikle. Lütfen bunu bilelim. Bunu çok net bir şekilde ifade etmemiz önemli. Yapılan şeyi haklı görmek değil. Fakat yapılan şey karşısındaki tavır çok önemli. Oradaki tavır, bakın o bana iftira attığı için olgunca bir şey yapmadı. Ama ben orada duruşumu koruyarak olgunca bir şey yapabilirim. Duruşum sakin, sükunetli ve asil olmalı. Çünkü diğer türlü ben mesela biri bana iftira attı. Ben ne yapabilirim Tuğba Hanım? Doğru. Yani elime pankart alıp hayır ben o iftiradaki kişi değilim. Ya da hakkınızda dedikodu yapan bir insanı durdurabilir misiniz? Durduramazsınız. Mümkün değil. Yani gerekçelerle, belgelerle karşılarına çıkıp da bakın o konuda yanılıyordu işte evraklar burada falan mı? Yani ne diyeceğim ben? Bunu yapamam. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Önemli olan benim içsel anlamda gerçekten ne hissettiğimdir. İftira atabilir insanlar, bunu engelleyemezsiniz. İnsanların, ama bana zarar vermesini engelleyebilirim.
Kesinlikle. Bununla ilgili elbette ki yapılması gereken bazı önleyici şeyler, hani hukuki bir takım şeyler varsa bunlar insanlar tarafından değerlendirilebilir ama genel itibariyle bizim zaten iletişim problemlerimize baktığımızda gördüğümüz şey çoğunlukla müdahale edemeyeceğimiz şeyler. Evet. Bir arkadaşım benimle ilgili olumsuz bir şey düşündü. Ne yapabilirim? Bu kadar. Şimdi bir soru var. Onun nazarında aslında sınava hazırlanan öğrenciler için. KPSS sınavına hazırlanan bir öğretmen adayıyım demiş izleyenimiz. Çevremden gelen olumsuz düşünceler beni kötü yönde etkiliyor. Sınavı kazanamayacağımı hissediyorum. Bu düşüncelerimden nasıl kurtulabilirim? Lütfen yardımcı olun, geleceğin bir eğitimcisine katkı sağlayalım. Evet, evet. Şimdi sınav heyecanı tabii çok böyle şey bir konu, uzun uzun aslında konuşabileceğimiz bir konu ama sınav heyecanıyla alakalı yani çok hızlı birkaç şeyden bahsedelim. Birincisi beklenti. Çok yoğun ve üst düzeyde bir beklenti. Hem kendimizden olan beklentilerimiz hem etraftaki insanlardan gördüğümüz beklentiler bunlar bizi biraz kasabiliyorlar. Bunu biraz normalleştirebilmek önemli. İnsan gerçekten potansiyelinin tamamını ya da en azından önemli bir kısmını rahat olduğu anlarda açığa çıkarabilir. Gerginlik, kaygı, anksiyete bunlar insanın normalde yapabileceği şeyleri yapmasını engelleyebilir. Olması gereken şey şu sınav kaygısında. Biz her zaman sonuca odaklanmanın çok rahatlatıcı olduğunu söyleriz. Burada güzel bir sonucu hayal etmek, sınav bittikten sonraki o rahatlığı zihinde canlandırmak. Canlandırma uygulamalarını ben burada tavsiye edeceğim izleyicimize. Zihinde canlandırmayla sınavın istediği şekilde çok başarılı, rahat, güzel bir şekilde geçtiğine dair bir takım imgeler zihninden geçirsin. Bunu sınav gününe kadar tekrar tekrar devam ettirsin. Pozitif düşünceler, olumlamalar, mesela bizim kitabımızda da bahsettiğimiz hayatımdaki her şey yolunda, her geçen gün daha iyiye gidiyor. Ben o izleyicimize... Kendi kontenjimden bir kitap göndereyim. Tabii ki, bunu göndermek istiyorum. Vallahi içimden geldi. İsmini alalım o arkadaşın. KPSS'ye hazırlanan öğretmen adayın. Ona gönderiyorum, bu benden gitsin. Tamamdır. Toparlayalım hocam. Telkinler, bu zihinde canlandırmalar, kendi iç iletişimimiz bunlar heyecanımızı önemli miktarda kontrol etmemizi sağlayacak. Hı. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Genel anlamda hem sınav hem de kaygılarla ilgili. Bakın kaygı insana... Zarar veren duyguları içerisinde top 10 listesinde belki de en tepede. En tepede. Kaygının hizmet ettiği bir şey var. Bizi harekete geçirecek bir yönü var. Ama bunun dışında verdiği herhangi bir şey yok. Kaygıdan ziyade bizim rahat olmaya ve bu ruh halini korumaya ihtiyacımız evet. var. Çok sıkıştığımızda bir uzman desteği alacağız. Evet. Hemen söylüyorum. Valla programı Fetih Suresi'yle bitireceğiz efendim. Günün anlam ve önemine binaen ama Mustafa Çay Beyefendi bu kitabını bir izleyenimize hediye vereceğiz demiştik. Gösteriyorum. Kazanan kişiyi açıklıyorum efendim. Dikkat dikkat diyorum. Üç arkadaşını etiketleyerek kitap kazanan izleyicimizin adı Atiye Koçhan, Koçhan Çakır. Güle güle günlerde okusun diyorum. Ve şu diğer kitabımı da az önceki KPSS'ye hazırlanan öğretmen adayıma gönderiyorum dedim. Ve çok teşekkür ediyorum. Bir cümle ben alacaktım sizden ama o kadar güzel cümleler söylediniz ki. Çok sağ olun. Aslında özellikle öyle. Mehmetçiğimiz çok için kalbimiz onlarla dedik. Öyle açtık programı, yine öyle kapatacağız. Bir cümle söyleyeceksiniz. Öyle bakıyorsunuz evet, bana. Evet. Yani, hemen hızlıca alayım. Şimdi tabii çok böyle kritik dönemlerden geçiyoruz. Çok böyle birbirimize çok ihtiyacımız olan dönemlerden geçiyoruz. Her birimizin yani vatan toprağı içerisinde olan her ferdin gerçekten birbirine vatani duygularla kenetlenmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Buradan Mehmetçiğimize gerçekten her birimiz hem dualarımızı hem güzel dileklerimizi zaten hep gönderiyoruz. Cesur olmalıyız, kendimize inanmalıyız. Yürüdüğümüz yolda gerçekten o attığımız her bir adımı kararlı ve cesur bir şekilde pozitif düşünerek atmalıyız. Karamsarlığın olduğu yerde umut yoktur ve bir yerde umut varsa orada her zaman için bir ihtimal daha vardır diyerek bitirelim. Ne güzel. Çok teşekkür ederim Mustafa ben Bey. Ben teşekkür ediyorum. Sizi ağırlamak inanılmaz güzel zevkliydi. Sohbet şahaneydi diyerek hemen izleyenlerimize dönüyoruz efendim. Ve bugün yayınımızı çok güzel bir şekilde bitirmeyi diledik ve istedik. Allah da nasip etti. Fetih Suresi'yle bitiriyoruz efendim ve şu an Afrin'de görevi başında olan tüm Mehmetçiklerimize, komutanlarına kalbimiz sizlerle diyoruz ve okunan tüm dualar, sureler, ayetler sizlere zırh olsun inşallah. Sağ selamet vatana dönmeyi nasip etsin diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum efendim. Yarın saatler 10.30 gösterdiğinde yine bu ekranlarda ailenizin kanalında buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Vatanımızı ve huzurumuzu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı verdiği destansı mücadelede kahraman güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyor,
şanlı ordumuzu nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. İnançlı ordumuza nice zaferler nasip eyle Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mubina liyaghfira leke Allahu ma taqaddama min zambika ve ma ta'akhkhara ve yutimma ni'metahu aleyk ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا
بَلْ ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
وَهُوَ الَّذ۪ي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم